Kurban Bayramı'na bir gün kala pazarlıklar sıkı sıkıya devam ediyor. Satıcılar fiyatlardan oldukça memnun ama alıcılar için tam tersi. Kurban Bayramı'na az süre kala kurbanlık almak isteyenler pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Pazarda birbirinden güzel hayvanları titizlikle inceleyen alıcılar, besicilerle kıyasıya pazarlığa tutuşuyor. Yerini söyle, ben talibim. Yerini söylemişim, 7300 lira verelim Hacı dayı. Ben öyle bir şey söyleyeyim ki arkadaşlar şahit olsun, 7 lira verdim, Allah hayırlı uğurlu etsin. Kolumu azdır. Kolumu şey niyesin? Yok yok, 7 az. Allah hayırlı uğurlu etsin. Yok yok. Hacı dayı. Hacı dayı. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bir 100 kağıt. Ben biraz inadım. Ben biraz inadım. Bir 100 kağıt al. Ben inadım. Hayırlı uğurlu olsun. Şey değil ha. Ver. Bence bağlayalım bu işi 7. Nasıl? Ablayı ben kırmıyorum. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hadi Allah hayırlı olsun. Arkadaşa kapora veriyorum. Tamam. Ben 7 kağıt derim, der yok. Siz kaç istiyorsunuz? Ben de dedim 6 kağıt. Ya 6. Ne kadar indirirsiniz? 6-200'e. Yok. 6-200'e veremem. İnan et veremem. Bence 6'ya bırakalım. Ya zirar ederim ha. Zirar etmesem veririm sana. Malın değeri aşmış. Yok. Aşmış. Sen milyon yok. Yaptın çapın 1,5 lira. Malın değeri aşılmış. Bence pazarlığı bitirelim artık. Gayri yine gayri. Ya bu inek gençtir, genç ha, yeni. Bitir ya, ne lan şey bitir. Ya bitir, zırar et, bitir, zırar da nasıl bitirir? İş icabı bitir ha, iş icabı bitir. Salla. Yok. Ya iş icabı bitir. Valla söyle. Bitir bu işi. Ya son artı bir şey götür, sonra götür. Ya olmuyor. İş icabı bitir, pazarı olmaz. Olmuyor. Hadi. 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 Bayramda kurban kesmek isteyen vatandaşlar fiyatların yüksek olduğunu belirtirken keselerine göre alım yapıyor. Geçen seneye göre tabii bu sene daha fazla. Yani. Hangi kurbanlığa bakıyorsunuz? Büyük baş mı, küçük baş mı? Vallahi küçük baş bakacağım ben. Hani çocuklarım tek hani şey olsun, hani ne bileyim, hani geçmişten gelen bir şeyimiz var. Hani mesela hani kurban kesimi diye bir şey biliyoruz. Hiç olmazsa çocuklarımıza da bir örnek oluruz. Hani borcumuz var ama yine de şey yapalım dedik, keselim dedik yani. İçimizden gelerek kesiyoruz. Fiyatlar yüksektir. Geçen sene iyiydi bu. Çok iyiydi. Siz de mi kurbanlık bakıyorsunuz? Hemen bir hayvanda 300-400 lira fazladır. Geçen seneden nazarına. Bu kurbanlıktır diye yukarı gidiyor. Yani yoksa biz bunun gibi 5,5'a alırız. Ama kurbanlıktır diye adam ayağını yere vuruyor, vermiyor. Biz de mecbur kalıyoruz. 700 kağıt fazla alıyoruz. Geçen seneye göre fiyat nasıl? Geçen seneye göre bu sene bağlıdır geçen seneye göre. Kurban satıcılarının kimi fiyatların yüksek olduğunu, kimi uygun olduğunu, kimi satışlardan memnun, kimi satış olmadığını söylüyor. Vallahi bu durum hanımefendi, kusura bakmayın, memnun değiliz. Bu durum değiliz. Yani çoğunlukla millet sıkıra girmiş. Fahtavarlar duruyor, hep duruyor. Ama inşallah Allah'ın izniyle yarın satılır yani. Onu bekliyoruz. Beklememiz de o. Yalnız benim satışlardan şeyim yok. Önemli değil. Sadece milletin hayvanı temiz almasını istiyorum. Satışlardan çok memnunuz. Bu sene satışlarımız geçen sene oranla daha yükseldi. Kaç tane sattınız şu ana kadar? Şu ana kadar bir 70 tane sattık. Fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Fiyatları 500, 600, 700, 1000 lira, 1200 lira, 1300 lira. Koyun koç ortalama kaç? Ne kadar? Genelde koyunlarımız daha uygun. Koyunlarımız kilosu 15-16. Kaç kilo geliyor? Yani 50 kilo gelen var, 40 kilo gelen var, 60 kilo gelen var. Büyüklüğüne göre 80 kilo gelen de var. Koçların da biraz daha yüksek. Koçların da 19-20 lira arası. Onlar da en düşüğü 50 kilo. En çok hangisi tercih ediliyor? Vallahi kişiye göre yine söylemiştim zaten, değişiyor. Koçla çepiş daha çok tutuluyor. Vallahi memnun değiliz. Satışlar hiç iyi değil bu sene. Kesinlikle memnun değiliz. Bekliyoruz. Dünden beri hayvanlarımı getirmişim. Daha hala bir tane satmamışız. Nereden getirdiniz? Burada Elazığ'dan, merkezden. Geçen seneye göre fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı fiyatlar. Geçen seneye göre daha düşük satıyoruz. Geçen seneden daha düşük. Alıcı nasıl peki? Alıcı bu sene çok gevşek. Alıcı yok. Galiba herhalde bu dövize yükselmesinden mi oldu? Neden olduysa demek milletin bütçesine bir zorluyor ki bu kadar satışlarda düşüş var yani. Son günlere doğru kurbanlıklarda düşüş olur mu satışlarda?
Fazla fark etmez. Fazla fark etmez. Kara borsa olur. Yani fazla da fark etmez. Ha, rağbet olursa Allah kimsenin emeğini boşa vermesin. Yani herkes bir emek vermiş.